güzel 1 Mayıs'lar yaşadık. O emeğin türkülerinin söylendiği günleri çok iyi biliyoruz. Ama işte Taksim'e çıkışa izin verilmiyor. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen. Peki Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Şimdi onu size aktaracağım. Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum diyor. Ülkemizde de kutlandığını düşünüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum diyor sevgili izleyenler. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen 1 Mayıs mesajı bu yönde ama müdahaleler yansıyor ekrana. İşte o müdahalelerden birini de Ankara bağlantımız hazır olana kadar ekranımıza taşıyalım mı sevgili arkadaşlarım? O da Erkan Baş'ın Saraçhane'de karşılaştı. Hazır mı? Harika. O zaman hemen Ankara'ya dönelim sevgili izleyenler. Sonra diğer müdahaleleri de ekranımıza taşımayı sürdüreceğim. Sendikaların çağrısıyla emek ve demokrasi güçleri Ankara'da da bir araya geldiler. Atatürk Kültür Merkezi'nden başlayan yürüyüş, birkaç noktadan başlayan yürüyüş Tan Doğan Meydanı'nda miting yapılacak. Burcu Yıldırım muhabirimiz ve söz Burcu Yıldırım'da. Evet, Ülkü Çoban Tan Doğan Meydanı'na şu anda binlerce vatandaş ulaşmış durumda. Hala yürüyüşler, kortejler devam ediyor. Bir saat boyunca aslında Tan Doğan Meydanı'nda kalabalık kortejin en başı ulaşmıştı. Şu an hala devam ediyor. Kameraman arkadaşım Cemal Berk Aytekin'in görüntüleriyle şu anda kortejler alana giriyor. Talepler var. Özellikle Filistin'in, İsrail'in Filistin'e saldırıları ve gençlerin talepleri var. Özgür Filistin sloganı atılıyor burada. İş, ekmek, özgürlük çağrıları aynı zamanda var. Çocuk işçi ölümleri gündemde. İşçiler iş başında çalışarak ölmesinler ifadeleri yer alıyor. Talepleri yer alıyor. Kadınlar önemli. Gençler önemli. Çırak ve mesemlerde çalışan işçilerin, stajyerlerin hakları tanınsın isteniyor. Elbette ki uzun çalışma saatleri ve sendikasız çalışan işçiler buradan seslerini yükseltiyor. Türkiye işçi sınıfının özellikle sendika oranının çok düşük olduğu ifade ediliyor. Ve bu sendikasız çalışma ortamı güvencesizliği, düşük ücretleri dayattığı ifade ediliyor. Buradan gençlerin sesleri, işçilerin sesleri yükseliyor. ODTÜ öğrencileri vardı. ODTÜ öğrencileri Devrim Stadyumu'nda şenlik yapabilmek için günlerdir mücadele ediyor. Onlar talepleriyle bu alandaydı. Görüştüğümüz öğrencilerin bir kısmı ODTÜ'de stadyumda nöbet tutarken bir kısmı 1 Mayıs alanlarındaydı ve taleplerini buradan ifade ediyorlardı. Yine ekranlara yansıyor. Gençler parasız, bilimsel, demokratik eğitim çağrıları yapıyor. Biz geleceğin gençleri rahat bir şekilde, rahat bir ülkede, güvenli bir gelecek dolu ortamlarda yaşamak istiyoruz ifadeleri var. Yine sağlık işçileri burada, yargıda bağımsız yargı taleplerini dile getiren avukatlar, yargı üyeleri yine aynı zamanda burada. Kortejler Tan Doğan Meydanı'na ulaşmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren yağmur hiç Ankara'da dinmedi. Yoğun sağanak yağışla rağmen talepleriyle, coşkusuyla binler Tan Doğan Meydanı'na geldi. Kortejin hala bir sonraki ekranlara da yansıyor olması lazım. Kortejler hala bitmedi. Hala alana coşkuyla giren vatandaşlar var. Büyük bir kısmı sendikalar başta olmak üzere Tan Doğan Meydanı'nda. Biz yine önümüzdeki saatlerde buradaki coşkuyu, buradan yükselen talepleri aktarmaya, televir ekranlarından anlatmaya devam edeceğiz. Sözü size bırakabiliriz Ülkü Çoban. Teşekkür ediyoruz Burcu Yıldırım ve Cemal Berk Aytekin. Devam edecekler sevgili arkadaşlarımız. Orada yürüyüşte kortejle birlikte olacaklar. Sonrasında adres Tan Doğan Meydanı. Tan Doğan Meydanı'nda en azından Taksim'e ulaşmakta olduğu gibi bir çaba söz konusu değil. Orada işçiler, emekçiler yürüyüşlerini ya da işçilerin, emekçilerin yanında olanlar yürüyüşlerini şu dakikalarda yapıyorlar. Tan Doğan Meydanı'nda da ilerleyen dakikalarda miting olacak ve
Ankara'da durum böyle. İzmir'e de bakacağız sevgili izleyenler. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve STK'lar Fuar Lozan Kapısı önünden Gündoğdu Meydanı'na yürüyüşe başlamışlardı. Yine bazı sendikalar Alsancak Limanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyüşe geçtiler. İzmir'de de adres Gündoğdu Meydanı. Yani 1 Mayıs alanlarda, meydanlarda kutlanabiliyor. İzmir'den ve Ankara'dan da o görüntüleri yansıtacağız. Biraz sonra İzmir'le de bir bağlantımız olacak. İzmir'den de yansıyanlar sizinle buluşacak. Sevgili izleyicilerimiz, tam da Saraçhane'deki müdahalelerden bahsederken Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın yaşadıklarına da bakalım demiştim. Sevgili yönetmenim hemen ekranımıza taşıyacak. Çünkü DİSK ve KESK yürüyüşü sonlandırdıkları kararını aldıktan sonra, yürüyüşten çekildikten sonra Türkiye İşçi Partisi de tepki gösterenler arasındaydı. Bakın, sabahın ilk saatlerinden yansıyan görüntülerden biri bu. Tam ekrana da geçelim sevgili yönetmenim. Zira Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da bu müdahaleden etkilenenler, engellenenler arasındaydı. Tekrar en baştan verelim görüntüyü. Bir Mayıs'ta anayasa dinlenmedi iktidar tarafından. Anayasa Mahkemesi'nin kararları da dinlenmedi. Zira Taksim halka açık olmalı Anayasa Mahkemesi kararına göre. Ve sert müdahaleler beraberinde onlarca kişinin de gözaltına alındığı bilgimiz var. Son olarak Beşiktaş'tan, Saraçhane'den yürüyüş başlamıştı. Saraçhane'den özellikle Taksim'e ulaşmak isteyenlere de geçit olmadı sevgili izleyenler. 1 Mayıs'ın sembolü İstanbul için Bozdağ'ın kemeri. İşte hafızalarımızda bu görüntü Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de, tarihi hafızasında da yer alacak. Ama diğer yandan Ankara'da kutlamalar başlayacak. Bir araya geliş söz konusu. En azından İzmir'de de öyle. Şimdi İzmir'e gidelim. İzmir'de de Gündoğdu Meydanı'nda miting, 1 Mayıs mitingi yapılacak. Simge Arıcan muhabirimiz ve İzmir'de şu dakikalarda yavaş yavaş toplanılıyor galiba. Simge Arıcan, söz sende. Ülkü Çaban, 1 Mayıs için planlanan yürüyüşler hepsi sorunsuz bir şekilde tamamlandı. İşçiler dört bir yandan, dört bir koldan Gündoğdu Meydanı'na yürüdüler. Biz şu anda Gündoğdu Meydanı'ndayız. Hala da gelmeye devam ediyorlar. Bugün Basmane'den, Alsancak Limanı'ndan, Kıbrıs Çekleri Caddesi'nden, Cumhuriyet Meydanı'ndan emekçiler yürüdü. Lozan Meydanı'ndan da Cumhuriyet Halk Partililer yürüdü. Şu anda Gündoğdu Meydanı'ndayız. İşçilerin şarkılarıyla burası hareketleniyor. İzmir'de herhangi bir yasak yoktu. Bir kısıtlama kararı verilmemişti. İşçiler belirledikleri güzergahlardan yürüyüşlerini tamamladılar ve sorunsuz bir şekilde bölgeye ulaştılar. Güvenlik önlemleri çok yoğundu sabah saatlerinden itibaren. Hala da aynı şekilde devam ediyor. Ama dediğimiz gibi şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluk da yaşanmadı. İstanbul'un aksine daha sakin, hatta daha bayram havasında bir 1 Mayıs kutlanıyor diyebiliriz İzmir'de. Tabii buradaki işçiler de Taksim'de yaşananlara zaman zaman ıslıklarıyla tepkilerini gösteriyorlar. Ama dediğimiz gibi bir engelleme olmadı, başka bir olumsuzluk yaşanmadı. Bayram havasında geçiyor şu anda. Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak konuşmaların ardından bir konser de verilecek, Moğollar konseri, ve bu konserinde sorunsuz bir şekilde tamamlanması bekleniyor. Kalabalığı görüyorsunuz, gözünü alabildiğine insanlar Gündoğdu Meydanı boyunca, kordon boyunca yoğun bir kalabalık, yoğun bir katılım. Bizim şimdilik bizimle aktaracaklarımız bu kadar diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Gündoğdu Meydanı'ndan yansıyanları da ekranımıza getirmeyi sürdüreceğiz. Tabii bu arada Tandoğan Meydanı'nda da miting yapılacak dedik. Kortej yürüyor. Cumhuriyet Halk Partililer de orada sevgili izleyenler. Milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları da ilerleyen dakikalarda ulaşmış olacaklar Tandoğan Meydanı'na. Biz de hemen Tele 1 ekibi olarak oradayız ve sıcağı sıcağına Tandoğan Meydanı'ndan yaşananları da aktaracağız. Aynen işte gördüğünüz gibi Saraçhane'den yansıyanları aktardığımız gibi ve bir kere daha vurguluyorum ki anayasa dinlenmiyor. Anayasa Mahkemesi kararları dinlenmiyor ve 1 Mayıs 2024 tarihe de bu görüntülerle geçiyor. Bir polis ablukası, tomalar ve Bozdoğan kemerinin üzerine yerleştirilmiş olan
keskin nişancılar hangi ülkede acaba? Kaç ülkede merak ediyorum. Emeğin, dayanışmadan, emekçinin, işçinin gününde keskin nişancılar buradan geçmesinler. Buradan geçmek yasak denilerek öyle bir noktaya yerleştiriliyordur. Ne yazık ki çok üzen ve beraberinde utandıran bu görüntüleri de, bu fotoğraf karesini de ekrana taşımak zorunda kalıyoruz. Tekrar görüntüleri de ekranımıza getireceğiz. Biraz sonra Ankara'dan bağlantımız olacak dedik ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Saraçhane'den verdiği mesajları hatırlatalım. O mesajlar da önemli çünkü hak arama mücadelesi vurgusu yapıyor Ekrem İmamoğlu. Diyor ki sonu bu mücadelenin her zaman başarıyla sonuçlandı. Son 5 yıldır Saraçhane hak arama noktasına dönüştü. Bugün de ne tesadüftür ki ve ne yazıktır ki yine 1 Mayıs'la ilgili bir hak arama buluşmasına dönüştü Saraçhane'deki buluşma. Sonuçta Saraçhane'deki hak arama mücadelelerinin sonu her zaman başarıyla sonuçlandı. Halkın isteği oldu. Muhtemelen bunun da sonunda, eninde sonunda Taksim'de bir buluşmaya dönüşecek. Ama bugün ama seneye bu hak arama mücadelesini umuyorum ki şu anda bu sürece karar verenler iyi izlerler ve vicdanlarıyla, hukuka uygun davranmalarıyla bir an önce bu tür sertleşen, şehri kıskaç altına alan, böyle bir bayramı yok saymaya gayret eden anlayıştan vazgeçerler. Temennimiz o. Ama 5 yıldır Saraçhane'de halk ne diyorsa o oluyor. Muhtemelen buradan sonra da böyle bir yolculuk başlar. Evet, dediğim gibi sevgili izleyenler, bir hak arama mücadelesi, bir ses yükseltiş bu. Ama tüm dünyada da eminim Türkiye'den yansıyan bu görüntüler çok düşündürücüdür. Üzerinde durulacaktır 1 Mayıs'a ilişkin olarak. Anayasa Mahkemesi kararını sevgili yönetmenim İpek, AYM kararını bir kere daha tam da bu görüntülerin sonrasında sevgili izleyicilerimize hatırlatalım mı? Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi anayasayı temel alır. Anayasanın uygulanması için vardır. Taksim kararında şöyle diyor. 12 Ekim 2023 tarihinde işçi ve sendika kültürünün yapı taşlarından biri olan Taksim Meydanı yalnızca 1 Mayıs günü orada bulunanların dayanışmasını değil, aynı zamanda emekçilerin ortak hafızasının varlığını göstermektedir. Bu durumda kendisini o kültürün bir parçası olarak gören her kişinin 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı'nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak için orada bulunma hakkı vardır. 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı ile özdeşleşmesi nedeniyle anılan mekanın sınırlanması aktarılmak istenen düşüncenin de sınırlanmasına neden olmaktadır. O zaman aynen Anayasa Mahkemesi'nin bu kararındaki vurguda 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı'nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak için deniyor ya sevgili izleyenler, işte o tecrübe kuşaklar boyunca aktarılmasın mı isteniyor? Buradan da yine Anayasa Mahkemesi kararından da ayrı bir soru işareti doğuyor. Profesör Doktor Aziz Çelik sabah saatlerinde bir paylaşım yaptı ki tahmin ediyorum saat 15 sularında yayınımızda da olacak. Şöyle dedi, bu sembol fotoğrafı paylaştı Bozdoğan kemerinden yansıyan ve dedi ki AKP yeni anayasa teklifini açıkladı. İşte bu fotoğrafta onun göstergesi olmalı. 1 Mayıs etiketini de yaptı ve Profesör Doktor Aziz Çelik bu görüntünün, bu fotoğraf karesinin AKP'nin yeni anayasa teklifi olduğunu söyledi sevgili izleyenler. AKP'nin gündemi yeni anayasa, yarın saat 16'da AKP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ve Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme söz konusu. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın da bir çağrısı var. Tekrar düşünülmeli, o görüşme olmamalı diyor sevgili izleyenler. Diğer yandan şimdi Ankara'ya gidiyoruz. Bir kere daha Ankara'dan, çünkü